baş düşer sektörün sıkıntılarından söz ederdiniz? Şimdi efendim sektörümüz 2000 yılıyla 2010 yılı arasında %95 oranında büyümeyle dünyanın üçüncü en hızlı gelişen sektörü oldu. 2011 yılında ise %20 civarında büyümeyle dünyanın en hızlı gelişen sektörü oldu. Bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve Türkiye'nin çelik kapasitesinin 2015 yılında 55 milyon tona, 2023 yılında da 80 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu kapasitenin ve kapasite kullanım oranlarının kabul etmek gerekir ki ekonomik gelişmeyle dünyadaki ekonomik durumla çok önemli bir bağlantısı var. Çünkü biz sadece Türkiye'ye yönelik üretim yapmıyoruz. İhraç piyasalarına yönelik bir üretim yapıyoruz. Bazı kuruluşlarımız %70-80 civarında üretimlerini ihracata yöneltiyorlar. Bu açıdan Avrupa'daki ve Amerika'daki ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz. Ama her halükarda Türkiye'nin çelik tüketimi hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 2011 yılında %12 civarında tüketimde bir artış öngörüyoruz. Ve tüketimin 23 milyon tondan 26,5 milyon ton seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Bunun önümüzdeki yılda %10 civarında artmasını düşünüyoruz. Eğer ihraç piyasalarında bir daralma olursa bu bizim üretimimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Aksi takdirde üretimimizin de %10'un üzerinde artacağını öngörüyoruz. Son bir yıl içerisinde bazı müteahhitlerin demir fiyatlarındaki artıştan şikayet ettiler. Hatta bunun işsizlik kolektif olduğunu söylediler. Bu konudaki gelişmeler nedir? Sayın Başbakan da bu konuya değinmişti. Sizin de açıklamalarınız olmuştu. Son durum nedir bu konuda? Şimdi artışın spekülatif olduğu tespitinin kendisi spekülatif. Çünkü artış emtia fiyatları çerçevesinde dünyada oluşan fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Zaman zaman da artış olduğu gibi düşüş de oluyor. Nitekim yaz aylarında 730-740 dolar seviyesine kadar çıkmış olan demir çelik ürün fiyatları şimdi 650 dolar seviyelerine kadar gerilemiş bulunuyor. Bu gerileme de gösteriyor ki Türk çelik sektörünün tek başına fiyatları belirleme gibi bir imkanı yok. Burada maliyetleri yaz aylarında 470 dolardı. 470 dolar seviyesinden 420 dolar seviyesine indiğinde bu fiyatlara da nihai ürün fiyatlarına da yansıyor. Geçen yıl hurda maliyetleri 380-390 dolar seviyelerindeydi. Bu 390 dolardan 470 dolara çıktığında ve döviz kurları da 1450-1500'den 1800 seviyesine çıktığında bunun fiyatlara yansımayacağını düşünmek ekonomik açıdan meselelere çok sığ yaklaşmak olur. Kesinlikle uluslararası piyasada oluşan bir ürün, fiyatları oluşan bir ürünle karşı karşıyayız. Meseleye yurt içindeki fiyat hareketleriyle bakmak bu emtia fiyatlarının nasıl oluştuğu gerçeğini göz ardı etmek anlamına geliyor. Peki, kontrastlı günlük siz de biraz önce bahsettiniz. Türkiye'de özellikle sıcak saç üretim kapasitesinde bir artış var. Yeni firmalar da işte pazara giriyorlar. İşte kısa vadede net ihracatçı olacağımız sıkça ifade ediliyor. Bu yeni yatırımlar inşaat temelinde olduğu gibi ciddi üretim fazlasına yol açabilir mi? Bunun sıkıntıları var mı? Şimdi şöyle bir durum var. İnşaat demirinde bir ihracat fazlası, bir ihtiyaç fazlası var ama bu ihracata yöneliyor. Yassı ürünlerde belirli bir ihtiyaç fazlası olması makul karşılanmalıdır ama şunu da hemen öngörmek gerekiyor. Bir yatırım yaptığınızda diyelim ki İskenderun bölgesinde yeni yassı kapasiteleri oluştuğunda hemen çevrede bir takım teneke üretim tesisleri, bir boru fabrikaları, yassı ürünleri kullanan fabrikalar oluşuyor. Yani daha evvel o ürünler ithal edildiği için ithalata dayalı üretim yapmayı çok güvenilir bulmayan kuruluşlar yurt içinden tedarik halinde daha güvenilir bir kaynak bulacakları düşüncesiyle o kapasiteleri kullanabilecek bir arayış içerisine giriyorlar. Dolayısıyla bir taraftan gayet tabii yeni kapasiteler oluşuyor ama diğer taraftan da bu yeni kapasiteleri kullanan da yeni tesisler ortaya çıkıyor. Bu çarpan kat sayısıyla Türkiye'nin büyümesine yol açıyor. Dolayısıyla net ihracatçı konumunun 2013 öngörülüyordu. Bu durumda 2015'e kadar uzaması söz konusu olabilir. Peki Çin'de çelik üretiminin giderek artması dünya çelik sektörünü ve Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Ve özellikle girdi maliyetleri açısından değerlendirebilir misiniz? Şimdi Çin'de çelik üretimi başlangıçta çok ürkütücü görünüyordu. Çünkü 600 milyon ton seviyesine, 620 milyon ton seviyesine çıkan bir kapasite üretim söz konusu. Ancak görüldü ki Çin
ürettiği kadar da tüketiyor. Ve Çin'in bu konuda çok fazla karşılaştırmalı üstünlüğü yok. Çin de ithal ederek üretiyor. Ve devlet yardımlarının da sektöre son zamanlarda çevre mülazalarıyla kısılmaya başladığını gördük. Eğer devlet Çin çelik sektörünü olağanüstü desteklemezse, Çin çelik tüketiminde bir düşüş olursa bu üretimin de düşmesi şekline yansıyacaktır. Uluslararası piyasalara çok fazla yönelme beklemiyoruz. Ancak Çin'deki tüketime bağlı üretim artışının girdi maliyetlerini arttırdığını biraz evvel konferans sırasında da gördünüz. Cevher fiyatlarının 6 misli, burada fiyatlarının 3,5 misli arttığını görüyoruz. Dolayısıyla girdi maliyetlerini ve nihai ürün fiyatlarını arttırdığını söylememiz yanlış olmayacak. Konferansı değerlendirir misiniz? Konferans Türkiye'nin çelik sektöründeki gelişmenin, hızlı gelişmenin ve büyümenin aynası gibi 500 kişilik son derece canlı bir konferans. Yıllardır hiçbir aksama olmaksızın tam kapasite katılımla gerçekleşiyor ve çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bunu Steel Orbis'in organizasyonunun gelişmişliği yanında Türkiye'deki çelik sektörünün gelişmişliğiyle de açıklamak istiyorum müsaade ederseniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.